Merhaba sevgili anne. Ocak ayında çilekli pasta mı yapmak istiyorsun? Ya da benim gibi çocuklar için doğum gününde Kasım ayında pastanın üzerine çileklerle mi dekore etmek istiyorsun? O zaman şimdiden hazırlıklara başlaman lazım. Ben yaklaşık yarım kilo kadar çileği yıkadım, kuruladım. Yeşil kısımlarını kestim. Sonra ortadan ikiye böldüm. Bazen dörde böldüm çok büyükleri. Şöyle tepsinin üzerine boşluklu serip dondurdum. Şimdi de poşete transfer ediyorum. Çilek dondurmak çok kolay. Yıka, kurut, ortadan ikiye böl. İstersen toplu da dondurabilirsin ama böyle tek tek dondurup sonra poşete transfer edince birbirine yapışmıyorlar. O yüzden ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bazıları birbirine şu an yapışmış ama ayrılıyor kolay. Bir paket daha yapacağım. Bazen kompostoları da renklendirmek için kullanabiliyorum. Vişne falan bitince. Yani çok çilek atmıyorum açıkçası. Yani 2 kiloyu geçirmem büyük ihtimalle. Hadi sen de başla hazırlıklara.